Yeniden merhaba Artı TV izleyicileri. Artı Gerçeğin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde mecliste adalet nöbetini sürdüren Ömer Faruk Gergerlioğlu da birazdan bizlerle olacak. Biz şu anda stüdyoda Artı Gerçek yazarı Ragıp Duran ve Artı Gerçek yazarları Koray Düzgören ve Eser Karakaş'la birlikteyiz. Arkadaşlar yeniden hoş geldiniz. Evet, merhaba. Parlamentoda şimdi Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun adalet nöbette sürüyor. Koray, hatırlıyor musun bu türden nöbetlerin olduğu bir parlamenter hayat yaşadık mı biz? Yaşamadık. Yani 94'te Orhan Doğan ve arkadaşlarının depli milletvekillerinin meselesinde şeyde parlamentoda bir nöbet olayı olmadı. Onlar parlamentodan polis gücüyle alınıp gözaltına götürüldüler. İlk defa oluyor. Yani birçok şeyi ilk defa yaşıyoruz. Şimdi zaten Ömer Faruk Gergerlioğlu HDP'nin grup odasında bekliyor. Eğer dışarı çıktığı anda alınacak ve direkt cezaevine götürülecek bu sefer. Gözaltı da olmayacak yani. Evet, sanıyorum yani bunun aksi bir takım şeyler çıktı biliyoruz iktidar cenahından. İşte polisler gelecek, onu oradan alacaklar, götürecekler falan diye. Sanıyorum şeyi gözetiyorlar. Yani şimdi bu olay zaten istemedikleri kadar büyüdü. Yani bayağı bir direniş haline geldi. Ömer Faruk'un şeyi karşı çıkışı, direnişi, HDP'li milletvekillerinin de buna destek oluşu nedeniyle istedikleri gibi bu meseleyi götüremediler. Dolayısıyla yine böyle bir şey olur da istemedikleri şeyler, görüntüler ortaya çıkarsa çünkü anında bütün dünyaya yansıyor orada olan rezalet. Böyle bir şeyi göze alamadılar, ben öyle tahmin ediyorum. Bilmiyorum Ragıp sen ne diyorsun? Yani önümüzdeki günlerde bir Avrupa Birliği'nin toplantısı var vesaire. Şimdilik böyle bir şey göze alamadılar ama bunu yapamazlar demek değil yani anlamına gelmiyor. Yapabilirler ve belki de yapacaklardır Avrupa Birliği'nin toplantısından sonraki günlerde oraya yansırsa. Mümkün vallahi yani polis meclise giremez falan gibi şeyleri dinlemiyorlar bunlar. Hiçbir şey dinlemedikleri için özellikle de Gergerlioğlu'nun HDP grup odasında kaldığı her dakika aslında iktidarın aleyhine. Tabii. Yani bunun uzun sürmesi iktidarı çok rahatsız eder. Evet. Hali hazırda da zaten rahatsız ediyor. Haklı ve meşru zeminde olan Gergerlioğlu. Haksız ve yasa dışı konumda olan iktidar. O bakımdan buna bir şekilde fiziki şiddet kullanarak da karşı çıkma ihtimalleri her zaman için var. Olay uzadıkça bence, pardon Celal, olay uzadıkça bu şeye destek de artıyor ve artacak gibi geliyor bana, öyle görünüyor. Yani hem ulusal çapta bir destek var hem uluslararası çapta da destek giderek çapta artıyor. Onlar artacak, evet. Yani devam ettiği sürece bu destek artacak. Şimdi tabii daha yakından kendisine soracağız bu olayları, nasıl olduğunu. Ama bence artıyor ve artmaya devam edecek gibi geliyor. Hem içeride hem dışarıda. Evet, şimdi haksız bir olay. Şimdi bakın, ben yine anayasa ilimde. Şimdi 83. maddeye göre Ömer Faruk Gergerlioğlu milletvekili seçildiği anda o açılmış soruşturmanın durması lazımdı. Madde 83. Evet. Yalnız orada bir istisna var. Eğer suç 14. madde kapsamına giriyorsa anayasanın, o zaman devam ediyor. Şimdi 14. maddeyi okuyun. Nedir suç? Bir retweet işlemi. Sonuçta bir tweet'i yani üstelik T24 gibi bir senin içinde olan ve hala ulaşılabilen bir haberin retweet edilmesi. Suç bu. Bütün suç bu. Haber duruyor bir. İkincisi o ana kadar ne habere bir soruşturma açılmış, ne erişim engeli getirilmiş, ne de o haberi retweetleyenden herhangi birine, Ömer Faruk Gergerlioğlu dışında da herhangi birine bir soruşturma da açılmış değil. Tweet'in içeriği de masum. Barış'ın ön plana konulduğu bir metin. La Fontaine, meşhur Fable yazarı. Bunlara boşuna klasik demiyorlar. Ben her zaman söylüyorum. Kuzuyla kurt hikayesini hatırlayın. Diyor ki suyumu bulandırıyorsun diyor. Rüya. Kuzu da diyor ki ya ben aşağıdayım diyor. Siz yukarıdasınız. Nasıl bulan? Ya ben seni yemek istiyorum diyordu. Onu diğer bütün hikayeden boş yani. Laf. Anlatabiliyor muyum? Şimdi boşuna klasik demiyorlar. Bak yani La Fontaine 17. yüzyıl. Ve bugün aynen dedikleri geçerli. 14. maddedeki şey bu. Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerin hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı,
ve insan hakları dayalı, insan haklarına dayalı demokratik ve layık cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçimde kullanılamaz. Bu nasıl bir retweetmiş ki? Allah aşkına söyleyin bana. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozuyor. Layık ve demokratik cumhuriyeti bu tehdit altına alıyor. Bir retweet işlemi ya bu. Eser, yani, eser önemli bir yanlışlık var. Anayasa senin elinde. Halbuki anayasa senin değil, başkalarının elinde olması ve onu uygulaması gerekir. Yanlışlık yani, burada. Anayasa askıda ekmek falan oluyor ya. Bu anayasa askıda anayasa. Eser. Yani kendi değiştirdiği anayasa maddelerine bile uymayan bir iktidar olma anlayışıyla karşı karşıyayız şu anda. Evet. Tabii canım. Yani bu 14. maddenin, ya bu, eğer bu suç 14. madde kapsamına giriyorsa bir retweet işlemi, o zaman yani hakikaten yandı gülüm köten el bayan. Demek ortada devleti milletiyle, ülkesiyle bölünmez bütünlüğü falan, bu böyle şeyler sallanan bir şey demek yani. Üfleyince yıkılacak. Böyle askıya asılmış bir anayasa. Aynen öyle. Ama programın başında ye koray ye inci bir kelime kullandınız. Gözü kararmış dediniz. Yani ya sen söyledin ya inci söyledi. Gözü kararmış gerçekten. Neden gözü kararmış? Çünkü o kadar büyük yolsuzluk içindeler ki. Yani gidemezler. Evet. Şimdi Ömer Faruk Gergerlioğlu da hazırmış. Tamam. Sayın Gergerlioğlu'nu alalım. Ondan sonra biz tamam. Gene devam ederiz. Merhaba Sayın Gergerlioğlu. Hoş geldiniz. Merhaba Celal Bey. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Ne diyelim? Biz size direnişiniz mübarek olsun. Adalet nöbetiniz daim olsun mu diyelim. Nedir? Son 3 günlük izlenimimiz nedir? Bugün 3. gece. 3. geceleri meclise siz gene sabahlayacaksınız. Çevreden gelen destekler, dayanışma mesajları gerek ulusal planda gerek uluslararası planda nasıl bir ilgi yöneldi size? Efendim haksız bir karara karşı bir milletvekili olarak sanırım dünyada ilk örnek olarak milletin meclisinde direniyorum. Adalet nöbeti tutuyorum. Hani bu adalet nöbetini niye tutuyorsun diye herhalde kimse sormaz. Evet. Çünkü bu ülkede sadece benim kararımda değil. Adalet diye bir şey yok. Hukuk diye bir şey yok. Bunu ben söylemiyorum. En değerli hukuk insanları söylüyor. Bu sefer de bana vurdu bu hukuksuzluk. Zalimce siyasi karar. Bu sefer de bana vurdu ve bir şekilde de buna karşı koymamız gerekiyordu ve ben de adalet direnişindeyim. Şimdi kararın içeriğini konuşuruz ama en son durumdan başlayayım. Evet. Bu haksız karar çok ısrarlarımıza rağmen, sürekli bunu beyan etmemize rağmen, sadece bizim değil anayasa hukukçularının hemen hepsinin beyanlarına rağmen, yani bu olacak bir karar değil, olacak bir süreç değil, anayasaya çok aykırı demelerine rağmen meclis başkanlığınca aceleci bir şekilde okutuldu mecliste. Tabii yani 2-3 dakikada okunuyor bu karar. Evet. Hani ve vekilliğiniz düşüyor. Bu kadar basit. Hani bakın seçimler olur Celal Bey. Büyük kampanyalar yapılır. Milyonlar dökülür. İnsanlar canla başla gece gündüz çalışır. Bir milletin iradesi ortaya çıkacak, demokrasinin işte en önemli göstergesi seçimlerdir denir ve sonuçta ortaya çıkar milletvekilleri. İnsanlar büyük gayretler sarf eder ama mecliste bu 3 cümlede bitirir. Ülkenin özeti bu işte maalesef. Peki bu 3 gün boyunca destek gördüğünüz yerlerde hiç ummadığınız destekler de geldi mi sizi şaşırtan? Yahut beklediğiniz yerlerden destek gelmeyen yerlerde oldu mu? Efendim ben genel olarak şunu görüyorum. Hani resmi kurum, kişiler, şu bu. Ama kamuoyundan çok güçlü bir destek görüyorum. İnanın ki binlerce mesaj, telefon yağıyor ve yetişemiyorum. Bunu sizler de görüyorsunuzdur. Tüm kamuoyu görüyor. Sadece HDP tabanı değil, inanın. Farklı partilerin, farklı siyasi inanç düşüncelerin, etnik kesimlerin tabanlarından çok güçlü bir destek geliyor. Ve bundan da gurur duyuyorum. Demek ki doğru işler yapmışız ve insanlar farklı kesimden olsa da önemli bir destek veriyorlar.
Siyasi partilerden de destek var. Hani farklı siyasi parti, CHP'den belki istediğimiz kadar olmasa da destek var. Dün 3 milletvekili, bugün 3 milletvekili ziyaretimize geldiler de bu karara itiraz ettiklerini söylediler. Yine genel kurulda da CHP milletvekilleri genel kurul kapanana kadar bizimle beraber oturmayı tercih ettiler. Yine İYİ Partili Aytun Çıray'ın açıklamaları geldi. Farklı siyasi bir parti olsa da görüşlerine katılmasak da Gergerlioğlu'na yapılan hukuksuzluktur dedi. Zaten siz de görüyorsunuz ulusal tepkilerin yanı sıra uluslararası camiadan da önemli tepkiler geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, Almanya'dan tepkiler geldi. Hem benim kararım hem partimizin kapatılmasıyla ilgili. Bunun yanı sıra işte eski Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün bir açıklaması vardı. Dikkat çekiciydi. Uzun süredir açıklaması yoktu. Hem Gergerlioğlu kararı hem de HDP'nin kapatılmasının yanlış olduğunu söylüyordu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımızı arayarak kararın yanlışlığına vurgu yapmış. Sayın Ahmet Davutoğlu ve Sayın Ali Babacan şahsını arayarak bu kararın yanlış olduğu yönünde beyanlarda bulundular. Ben açıkçası toplumun siyasi partilerden daha da önde bir yerde olduğunu görüyorum. Çünkü toplumda dikkatimi çeken ortak bir vicdan isyanı var. İnsanlar bunu kabul etmiyor. Bu çok net bakın. Ve iktidar da hani benim gibi bir insan hakları savunucusuna bu haksız vicdansız kararı verdirterek baltayı taşa vurdu. Çok kötü taşa vurdu. Çünkü tüm kamuoyu yanımızda. Biraz olayı inceleyenler ne kadar ağır, haksız ve hukuksuz bir karar olduğunu görüyor ve bize yönelik destekler artıyor. Ben 3 gündür meclisteyim. Evet, evimle vedalaştım. Helalleştim. Başıma ne gelir bilemiyorum. Bir siyasetçiyim. Bir cezaevine girersek ne, sonrası ne oluyor biliyorsunuz. Bilinmiyor. Ve mecliste nöbetime devam ediyorum. O günde karar mecliste okundu. Ben insan hakları savunucusuyum. Korkan bir insan değilim. Ben hayatı boyunca mücadele etmiş bir insanım. Her mesele için mücadele etmişimdir. Hep sahadayımdır. Öyle hani lobicilik yaparak hayatımı geçirmedim. Sahadaydım ve canımı dişime takarak mücadele etmiş bir insanım. Ve en sonunda da... Biz de bunu tanıyız zaten. Bunun tamam. Tanıyız senin de biliyorsun. 28 Şubat'tan bu yana. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ve hemen her farklı konuda bu mücadeleyi sergiledim. Ve sözümü de esirgemedim. Doğru bildiğimi söyledim. Bunun için 27 yıllık uzman doktorluk hayatımdan atıldım. Kürt meselesinde barışçı çözümleri en tehlikeli zamanlarda önerdiğim için. Ve hakkımızda ağır cezalar verildi. Ve hani sivil ölüme uğratıldık. Bir doktor olarak aylarca işsiz kaldım. Zor durumlara düştüm. Ve sonunda Kocaeli'de olduğum halde Batman'da ancak iş bulabildim. Oldukça sıkıntılar yaşattılar. Hatta biz size Batman'dan bağlanıyorduk o zamanlar televizyon olarak. Evet, evet. O günleri hatırlıyorum. Celal Bey, Batman'dan görüşürdük online ortamda. Evet, hakikaten. Ve daha sonra hani milletvekilliği teklif edildi. Kocaeli'nden zorlu bir yarışa girerek, Kocaeli gibi bir batı ilinde HDP'den bir milletvekili çıkarmayı başardık. 66 bin oydan 90 bin oya sıçrama yaptık. Ben ve değerli arkadaşlarım çok cansiperane bir çalışma sergiledi ve hakikaten bileğimizin hakkıyla aldık. Anamızın ak sütü gibi helaldi bu milletvekilliği ve Kürt halkı ve demokrat Türkiye toplumunun büyük gayretleriyle kazanılmıştı. Zor bir meseleydi. Ve sonrasında biz mücadeleye devam ettik. Milletvekili olmanın hakkını vermeye çalıştık. Aynı hızla inanılmaz bir şekilde gece gündüz çalıştık. İnanın ki yani günde 5-6 saat uyudum.
Geri kalan zamanlarda sürekli çalıştım. Binlerce başvuru geldi bana. Meclisin en fazla soru önergesi veren ilk üç milletvekili arasındayım. En fazla basın toplantısı yapan ilk üç milletvekiliyim. İnsan hakları ihlalleri çok geldiği için Adalet Bakanlığı'na açık ara en fazla soru önergesi verdim. Ve sürekli hepsini de birebir cevap bile vermeseler arkasından konuyu zorlayarak takip ettim ve yoğun bir şekilde bu meselelerin takipçisi olduk. Ve sonrasında iktidarı çok rahatsız ettik. Hani bunu da gördüm. İşte meclisi terörize ediyor dediler. Yok FETÖ'cü dediler. Yok KKK'cısın dediler. Evet. Yusun bucusun. Her türlü yaftayı yapıştırmaya çalıştılar. Tutmadı. Çünkü tutmaz. Ben çünkü her devirde yaftalanmaya çalışılmış ama insan hakları savunuculuğundan başka bir şey yapmamış bir insanım. Benim inancımdan olmayanın da hakkını çok rahat bir şekilde savunabilirim. Ben ta 2003 yıllarında hani dindar bir Müslüman olduğum halde İzmit'te Protestan Kilisesi'ne Molotov kokteyli atıldığında da ilk açıklamayı yapan ve bundan sonrasında da hani kendi inancımdan, etnik kimliğimden farklı da olsa herkes için adalet diyen bir insandım. Ve milletvekili hayatımda da bunu yaptım. Toplumun her kesiminden de bir destek gördüm. Yani çünkü herkese adalet ekseninden destek vermeye çalıştık. Yani bize başvuran hiçbir kimseye ya senin etnisiten nedir, dinin, mezhebin nedir kardeş ona göre bir bakalım falan demedik, hiç sormadık. Mağdura, mazluma kimliğini de sormadım ve hani toplumsal barışın sağlanması için uğraş verdim. İnanın ki bakın şu anda nefret saçan bir iktidar var ama biz onlara nefretle karşılık verelim de demedim hiçbir zaman. Topluma da hep bunu söyledim. Yani siyaset hayatımda da hep bunu yaptım. Arkadaşlar durun, biz onların nefret dolu sözlerine nefret dolu cevaplar vermeyelim. Vicdani açıdan cevaplar verelim. Kalmışsa vicdanlarında bir sızlama olur ve hani vicdani açıdan bize belki dönerler, belki özür dilerler, af dilerler mağdurlardan diye düşündüm. Hani ben sonuçta hani mesela Mustafa Yeneroğlu arkadaşımız, evet. Ben siyasete başladığımda AK Parti'deydi ama ben mecliste bu tür mağduriyetleri çok anlatıyordum ve hani kendisi de bana ya hakikaten bu kadar vahim mi durum Ömer Bey diye sormaya başlamıştı sağ olsun. Biz hani mesela kendisiyle konuşuyorduk ve vicdan sahibi bir insan olduğunu ben görüyordum, rahatsız olduğunu da görüyordum ve hani bir ikilem içinde olduğunu da görüyordum ve ben onun vicdanına sürekli hitap ettim. Ve kendisi biliyorsunuz daha sonra AK Parti'den ayrıldı. Evet. Şimdi bakın bizim hep tarzımız bu oldu. Ama diğerleri niye orada? Demek ki vicdani bir eksenden bakışları yok ki orada kalanlar. Bunu da çok net olarak bir eleştiri olarak. Ben bu noktada bir şey soracağım Ömer Faruk Bey. Müsaade ederseniz. Tam da bu noktada yani dışarıdan muhalefet partilerinden gelen destekler yahut işte ilgisizlik, ilgi o ayrı bir konu. Ama daha ziyade iktidar içinden senin yaptığın mücadelesi, hukuksuzluğa karşı işte insan hakları ihlallerine karşı yürüttüğün mücadele onları çok rahatsız etti. Özellikle bu çıplak arama meselesi, işte insanların kaçırılması güpegündüz sokak ortasında ve diğer cezaevlerindeki ihlaller, bayağı ciddi ihlaller var. Bu konuları dile getirmen daha çok iktidar partisi içindeki insanları rahatsız etti gibi görünüyor. Yani bir ayna tuttun sen onlara. O neden mi sana oradan bir tepki geldi? Ama bu işin bir tarafı. Bir tarafı da demin Yeneroğlu örneğini verdim. Başka milletvekillerinin ya da o kesimlerden taban da olabilir. Tabandan gelen tepkiler nedir? Senin bu faaliyetlerini üzerine. Efendim dediğim gibi ben insan hakları savunucusuyum ve kesinlikle hakaret üslubum yoktur. Bana biliyorsunuz bir bakan hakaret de etti. Ben ona hakaretle karşılık vermedim ve onu da söyledim. Ben mahkemeye giderim dedim. Bana haksızlık yapılmışsa ben haksızlıkla karşılık vermem. Ve
hep vicdanlarına hitap ettik. Ne üzücü ki çoğunun vicdanı uyanmadı maalesef. Çok üzücü bir durumdalar. Halen bu kadar kötülük içinde iken kendilerini temize çıkarmaya çalışıyorlar. Maalesef ki yüce dinimizin argümanlarını kullanarak bunu yapmaya çalışıyorlar ki bu dine de çok büyük bir haksızlıktır. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Ben onlara vicdan diliyorum. Diyecek bir şey yok. Maalesef çok fazla bir umut göremiyorum. Ama hani şöyle bir şey görüyorum. Bakın benim kararım okunmadan önce dinleyici localarından bir ses yükseldi. Siz onu televizyon izleyicileri olarak duymadınız ama biz genel kurulda duyduk. Arkamızda bir kişi kalkmış bir protesto yapıyordu. Otokrasiye karşıyım. Demokratik bir hukuk devleti, bir Türkiye özlüyorum diye haykırdı. Tabii her bütün milletvekilleri ayağa kalktı. AK Partililer demokrasi falan sözünü duyunca rahatsız oldu. Kimisi sen Kandil'e git kardeşim diye falan bağırıştı. Daha kim olduğunu bile görmeden. Ama 2-3 dakika sonra anladılar ki yahu eski arkadaşları AK Parti Bitlis milletvekili Abdurrahim Aksoy kendilerine uyarıyor. Böyle bir zalim cezayı nasıl okuyacaksınız demek istiyor. Bakın işte vicdanı rahatsız olan çıkıyor konuşuyor. Daha sonra Abdurrahim Bey bu sabah yanıma geldi. Adalet direnişine desteğe geldi. Kendisiyle konuştuk. Abdurrahim Bey sağ olun dedim. Bana böyle bir önemli destek verdiniz. Yahu dedi ben insanların bu sessizliğine, bu duyarsızlığına isyan ettim. Yani bir milletvekili hakkında çok ağır bir karar verilecek, haksız bir karar verilecek kimsenin umurunda değil. Vicdanım sızladı, atladım geldim meclise dinleyici localarından bir protesto yapma ihtiyacı hissettim. Şimdi maalesef ki böyle kişiler çok fazla yok. İnşallah artar. Ben vicdan diliyorum. İkinci belirttiğiniz husus içinde haklısınız. Bunu sadece siz değil Koray Bey, herkes görüyor. İnanın ki bakın farklı her kesimden gazeteci bana hani milletvekilliğiniz niye düşürülüyor derken kendisi soruyor. Ya herhalde bu çıplak aramalar, efendim işkence konularını gündeme getirdiniz, insan kaçırmaları gündeme getirdiniz. Herhalde onun etkisi diyor. Diyorum bana sor bana demek ki gerek yokmuş. Sen biliyor musun? İnanın ki herkes böyle söylüyor. Şimdi biz Batman'dayken Celal Bey ile diğer arkadaşlar da sanırım o programlara katılıyordu. Evet. İnsan kaçırma konularını çok konuşurduk hatırlar. Ne evet. Zamandı? Neredeyse 3 yıl önceydi. Hani bugünün konusu değil ki. Ben bir konunun peşine düşünce bırakmam. Kaç yıldır bu insan kaçırma vahim olaylarını inceliyorum. Belki çok kişi ya işte şuculardır ya aman görme diye bakıyor. Ama benim için bu bir insan hakları savunucusu için en ağır insan hakları ihlalidir. Açık ara. Hani bir insanın yaşam hakkını bir devlet eliyle eğer siz bir şaibe altında bırakıyorsanız, bir belirsizlik altında bırakıyorsanız bu insan hakları savunucular açısından en ağır insan hakları ihlalidir. Ve devlet ayrıca onları çok... diyor ki Kürtleri de kaçırıyorlar, öğrencileri de kaçırıyorlar yani. Evet, aynen. Şimdi yani bir dönem KHK ile ihraç edilmiş, işte FETÖ soruşturmaları geçirmiş kimseler yoğun bir şekilde ihraç edildi. Önemli bir sessizlik oldu. Daha sonra işte sol camiadan kaçırılanlar oldu, Kürtlerden, işte devrimcilerden kaçırılanlar oldu. Şimdi ben şöyle bir öz eleştiri de yapılması gerektiğini söylüyorum. Hani... Herkes işin ucu kendisine değdiğinde ayağa kalkıyor. Yani lütfen evet. Türkiye toplumuna hatırlatmam. İlkeli olalım, prensipli olalım. Sizden olmayan, size en uzak olana da yapılan bir yaşam hakkı ihlalinde lütfen duyarlı olalım. Bakın inanın ki arkadaşınıza yapılan konusunda ayağa kalkmanızla bu ülke düzelmiyor. Çok net. Evet. Sizden olmayan için ayağa kalkmanızla bu ülke düzeliyor. Evet. Mağdura kimliği sorulmaz. Değil mi? Kesinlikle mağdura kimliğini sormadığımız zaman biz insan olabiliriz. Bakın gerçekten yine işkenceler. Ben
Evet, şu anda milletvekilliğinden ihraç edildim. Diyeceksiniz ki mutsuz musun? Vicdanınsız diyor mu? Çoluk çocuğunun rızkı kesildi. İşte belki hapse gireceksin, üzülecek yakınların. Hayır. Benim içim rahat, vicdanım rahat. Eğer ki ben o çıplak aramalara sussaydım, eğer ki işkencelere sussaydım, eğer ki o ağır, vahim insan kaçırmalara sussaydım, cezaevi ihlallerine sussaydım, hasta mahpusların cinayet gibi öldürülmesine sussaydım, o zavallı hamile kadınların çektiği korkunç sıkıntılara sussaydım, o çocuklu annelerin çektiği dramları duyduğum halde sussaydım, o parçalanan aileler gerçeğini duyduğum zaman kahrolan halime rağmen sussaydım, işte o zaman ben üzülürdüm. Ben şu anda rahatım Celal Bey, vicdanım çok rahat. Yanlış bir şey söylediğim için cezalandırılmadım. Çok doğru şeyler söylediğim ve yaptığım evet. için cezalandırıldım. Bu konuda içim çok rahat ve hani Allah'a şükürler olsun ki ben çok vahim ihlalleri durdurabildim. Hani bana işkence ihbarları geldiği zaman yoğun bir şekilde milletvekili olarak soru önergeleri, efendim sosyal medya gücünü kullandığım zaman o işkencelerin durduğu haberini aldım. Düşünebiliyor musunuz? Birçok işkenceye uğrayan cezaevinden çıktıktan sonra bana gelip ya Ömer Bey Allah razı olsun bize işkence yapılırken senin o dışarıdaki gayretlerin sonucunda bize yapılan işkencenin durduğunu, azaldığını gördük. Yani bu başka bir şekilde bu teşekkürü yapamayız dediklerini duydum. O çıplak aramaya uğrayan insanların ya Ömer Bey yani o kadar doğru şeyler söylüyorsun ki bak bir milim bile geri adım atma ha diyen buradan binlerde... şöyle bir sonuç pardon buradan şöyle bir sonuç çıkartıyoruz ben yani biraz şey aldım kestim ama yani bu tür sesler yani seslerden çok rahatsız oluyorlar değil mi? Bu tür seslerin daha çok çıkması halinde bu girişimlerin iktidarın bu faaliyetlerinin daha da engellenmesi söz konusu olmayacak mı? Ya evet, şimdi bakın ben bunları çok net bir şekilde ve insanlara temas ederek dile getirdim. Hani üstünkörü dile getirmedim. İnanın ki hep mağdurlarla konuştum, bilgi, belge ve duygularımla konuştum. Hani o insanlarla konuşurken zaman zaman oturup ağlaştık beraber. Yani ağladım yani gerçekten o kadar üzüldüm ki öyle vahim ihlaller vardı ki ve o hissiyatla duygulara hitap eden tarzda ben bunları dile getirdiğimde insanların da etkilendiğini gördüm ve gerçekten rahatsız olduklarını gördüm. Rahatsız oluyordu, vicdanları sıkıntıdaydı inanın ki ve beni susturmak istiyorlardı. Konuşmalarımda sürekli bir gürültü, bağırma, çağırma, vay terörist konuşma, in oradan aşağı falan filan konuşma sırasında benim uyumumu bozma çalışmaları, her fırsatta işte hakaret yağdırmalar ve benzeri neler neler daha sonra koro halinde biliyorsunuz inanılmaz bir olay yaşadık. AK Parti Grup Başkan Vekillerinin hepsi, sözcüsü, Ömer Çelik, Mahir Ünyalı, efendim Özlem Zengin'i, Cahit Özkan'ı hepsi bize işte terörist, FETÖ'cü, bilmem neci, vatan haini şu bu demediklerini bırakmadı. İçişleri Bakanı kalktı. Terörist dedi, şu dedi, hakaretler, küfürler, suç duyuruları, soruşturmalar yağdı üstümüze. Ama ben dedim ki, tamam da ben haklıyım. Çıplak arama var. Kral çıplak. İstediğiniz kadar bağırın, çağırın, dövünün. Ben haklıyım. Haklı olduğum için güçlüyüm. Güçlü olduğum için de kazanacağım dedim. Genel kurulda dedim bunu. En zor zamanımda dedim. Celal Bey, inanın ki o kadar zor zamanlar yaşadım ki bütün troll ordularını üzerime saldırdılar. Hakaretler, küfürler, neler neler ve hakkımızda soruşturmalar yağıyorken ben çıktım genel kurula dedim ki ben haklıyım, bundan dolayı güçlüyüm ve kazanacağım. Ve sonunda çıplak aramanın doğru olduğu ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi çıplak arama ihlal kararları verdi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine, sola, Kürtlere, her kesime yapıldığı anlaşıldı. İnsanlar çıktı. Tuncay Özkan'ı, Eren Erdem'i, efendim, evet. Mücella yapıcısı. Herkes ama herkes bana da yapılmıştı. Söyleyememiştim. Sağ olsun Ömer Bey gündeme getirdi de cesaret bulduk. O söyledi, bana da cesaret geldi diye
bir vicdan itirafı başladı ve iktidar ne yapacağını bilemedi. İnanın ki o zaman çok ben yani güven dolu oldum. Çünkü tek başına koca devlet, koca iktidarın üstüme boca ettiği o tüm kötülüklere, zorbalıklara rağmen haklı çıktığımı gördüm. Bu çok büyük bir mutluluktu, çok büyük bir kazançtı. Benim milletvekili hayatımda birçok başarılarım oldu, birçok ihlali durdurdum. Ama en sonuna sanırım damgayı vurdum. Çıplak arama konusunu tek başına gündeme getirdik, büyük bir mücadele verdik ve sonunda kazandım. Çıplak aramayı Özlem Zengin bile kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bile kabul etti. İnsan hakları eylem planında mahcup bir dille kabul ettiler. Kemküm ederek kabul ettiler birçok vicdansızca sözlerinden sonra. Yok işte onurlu ahlaklı kadın başvururdu da, yok talimatla doğum yapıyorlardı. Abuk subuk sözlerden sonra Kabul etmek zorunda kaldılar. Çünkü gerçek çok açıktı. Ve ama sonrasında fatura bize kesildi. Evet. Vekillikten ihraç edildik. Bedel ödemeden. Buyurun Eser Hocam, bir şey soracaksın galiba. Bir şey merak ediyorum. Özlem Zengin Hanım'la sıcak bir siyasi tartışmaya girdiniz. Siyasi de denmez aslında. Hukuki bir tartışmaydı bu. İnsan haklarıyla ilgili bir tartışmaydı. O tartışmanın bir yerinde de sizin başınıza bu acayip iş geldi. Yani bu mahkumiyet kararı ve milletvekiline ihraç. Çok merak ediyorum. Özlem Zengin, sizi bir arayıp ya böyle olmasını istemezdim falan gibi bir şey söyledi mi? Hayır, söylemedim. Saçma bir soru soruyorum, farkındayım ama yani saçma bir soru sordum da farkındayım ama yani nasıl bir şey bu ya? Eser Hocam, gerçekten yani insanların seçimi meselesi bu. Biz hakkı, hukuku, adaleti seçiyoruz. Birileri de mevkileri, makamları seçiyor ve gerçeği örtbas etmek için uğraşıyor. İşin acı gerçeği bu. Hani haklı olduğumuz apaçık ortaya çıktığı halde biz neyi gördük? Bakın, hakkımızda çok hızlandırılmış bir yargı kararını gördük. İstinaftan Yargıtay'a ceza geldiği anda hiç beklenmeyen, olağan dışı bir halde bir ay içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ceza istedi. Ve bir yıl içinde benim cezam onandı. Ve hele ki hani belli ki son çıplak arama olaylarından sonra daha da hızlandırıldı. Ve bu cezanın belli bir siyasi baskı altında verildiğini Sağır Sultan bile duydu. İnanın ki bunu herkes biliyor. Büyük bir siyasi baskı altında verildiğini ve hatta çok değerli bir hukukçu olarak tanınan Yargıtay'ın itiraz eden hakimi, inanın ki demek ki vicdanı sızlamış, oturmuş dört üyenin onamasına karşı bir destan gibi, bir manifesto gibi bir hukuk metni yazmış. 16-17 sayfa. Yani gerçekten şahane bir metin. Ben tüm hukukçulara soruyorum. Ve verilen cezanın hukuksuzluğunu, anayasaya aykırılığını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Yargıtay içtihatlarına aykırılığını anlatmış. Ama nedense o dört hakimi ikna edememiş. Ya ben hukukçu değilim ama nasıl ikna olamadıklarını anlamadım. Olacak bir şey değil. Evet, şimdi böylesi bir durumda bakın belki Eser Hocam yine çok iyi niyetli, samimi bir şekilde soruyor. Özlem Zengin sizi arayıp da ya buna üzüldüm diye dedi mi diyor. Yani mümkün değil. Ben Özlem Zengin'le evet sert bir tartışmaya girdim. Ben kimseye dediğim gibi hakaret etmem. Bu Uşak Emniyet Müdürlüğü'ndeki çıplak aramayı gündeme getirdiğim zaman, ki emin olduğum için gündeme getirmiştim ve tüm sonuçlarıyla daha sonra bu ortaya çıktı. Bu genç öğrenciler benim anlattığımdan çok daha ağır ve kötü bir şekilde muamelelere tabi tutularak, hatta bakın bunu da söyleyeyim, hani ben çıplak arama diyorum ama o genç kızlar gözaltına alındıklarında adet görmeye başlayanlara pet verilmedi, biliyor musunuz? Pet verilmedi. Saatlerce o kadınlar neler yaşadı, biliyor musunuz? Bunları suç duyurularında anlattılar. Evet.
Hani bakın daha beni konuşturmayın. Hani çok öfkeleniyorum. Bir insana yaşatılan bu gayri insani muameleler gerçekten insanı öfkelendiriyor. Hangi kim olursa olsun bu önemli değil. Hani eline geçirdiğin insanın canına oku denen bir iktidar mantığı içindeyseniz her türlü gayri insaniliği yaparsınız. İşin üzücü tarafı hani biz Özlem Zengin'le bir tartışmaya girdik ve ben sözlerimden çok emindim. Kendisi bana cevaben inanılmaz bir şey söylüyordu. İnanamıyorum, çıplak arama olamaz bu Türkiye'de. Veyahut da işte Gergerlioğlu meclisi terörize ediyor. Zaten benden rahatsızlar ya. Yani her sözüm onları rahatsız ediyor hakikaten. O yüzden terörist oluyormuşum ben, terörize ediyormuşum. Ben ona yine bir hakaretle cevap vermedim. O bize böyle işte hakaretler, iftiralar attı, terörist, FETÖ'cü, ıvır zıvır gibi laflar söyledi. Ben yine bir kadına hakaret etmem ki ne derse desin. Biz ona doğru söylemediğini ve hakikatle yüzleşmesi gerektiğini hep hatırlattık. Ben sosyal medyadan da ona hatırlattım. Efendim Anayasa Mahkemesi kararı çıkmıştı o zaman. Hani doğru duvarı yıkılmaz derler ya, hiç haberim yoktu aslında Anayasa Mahkemesi'nden böyle evet. bir kararın çıkacağına. Allah'ın lütfu gerçekten böyle bir Anayasa Mahkemesi kararı o sırada çıktı. Yani siyasi olmayan bir davada bir genç tekstil mühendisi kadına karakolda çay ocağında çıplak arama yapılmış, çırılçıplak soyulmuş. Bununla ilgili bir davaydı. Anayasa Mahkemesi savcılığa ne kadar eksik bir soruşturma yapmışsın, her şey ortadayken diye bir ihlal kararı vermişti. Yani işte Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Kürtler, Soğulu, Alevi, tüm kesimler bundan mağdurdu. Binlerce insan eski hatıralarını anlatıyordu. Bakıyorsunuz ki AK Partili Özlem Zengin bu sefer efendim işte onurlu, ahlaklı bir kadın o zaman niye sonradan suç duyurusu yapmış diyordu. Ben o kadınlarla konuştuğumda ne anlattı biliyor musunuz? Hani madem bunu da ben açıklayayım. Şu bir yıl bekledi meselesi. İlk defa Artı TV'de açıklayayım. Şimdi o genç öğrencilerle konuştuğumda ya madem çıplak aramaya uğradınız niye suç duyurusunda bulunmadınız diye ben de sordum. Evet. Ama dediler ki Ömer Vekilim biz mahkemeye gittik. Mahkemede tam bu öfkeyle ve ağlayarak bana yapılan çıplak aramayı anlatacaktım ki arkama döndüm ve tüm mahkemede bulunan nedense tem polislerinin gözümün içine dik dik baktıklarını gördüm. Avukatım kulağıma eğildi. Ya başımıza iş açma. Hemen bunu söyleme, tutuklanırsın. O konuyu geç dediğini duydum ve vazgeçtim. Ama vicdanım sızlıyordu. Daha sonrasında bütün bu çıplak aramayı gündeme getirdiğim için benim başıma gelenleri görünce Ömer Vekilim ben bu suç duyurusunu yapacağım. Sen bize yapılanı gündeme getirdin diye yemediğin hakaret, küfür kalmadı. Biz daha nasıl dururuz suç duyurusu yapmamak için dedi. İşte Türkiye gerçekleri bunlar. Evet bir yılda değil 3,5 ay sonra yaptılar suç duyurularını. Ama bu kadınlar neler yaşamıştı biliyor mu Özlem Hanım? Bu kadınlar nasıl acılar, sıkıntılar çekmişti? Neden utanç duyguları arasında bu suç duyurusunu çıplak aramayı söylemekten vazgeçmişlerdi? Haberi var mı? Türkiye'yi tanımıyor mu Özlem Hanım? Hani mahkemelerde o polisler niye var diye sormaz mı kendisi bir hukukçu olarak? Ya mahkemenin içinde tem polisleri niye durur Celal Bey? Ben bunu birçok davada da görmüşümdür. Hakimin gözünün içine niye bakarlar? Zaten muayeneye gidince onlar da giriyorlar. Doktorun gözüne bakıyorlar. Sanığın gözüne bakıyorlar. Muayeneye girince doktorun gözüne bakar. Mahkemeye girince hakimin gözüne veya işte yargılananın gözüne bakar. Ya bu Türkiye'yi tanımıyor muyuz arkadaşlar? Hangi görüşten olursanız olun. Allah aşkına biz ne zaman bir adalet devleti, bir hukuk devleti olacağız? Kalkmışsın daha sonra da efendim bir yıl sonra işte niye suç duyurusu yapıyormuş? Ahlaklı, onurlu olsaydı efendim şey yapardı işte zamanında suç duyurusu yapardı.
Hangi ülkede yaşıyorsun ya? Evet. Sorarım sana. Ömer Bey, hangi ülkede yaşıyorsun? Pardon. Ömer Bey, bir soru sorabilir miyim? Şimdi sizin milletvekilliğinizin düşürülmesi ve HDP'ye yönelik kapatma girişimi nedeniyle gündemimiz değişti. Yani biz 3 gündür sadece sizin konumunuzu, durumunuzu ve olası bir şekilde bu partinin kapatılması meselesini kendi aramızda tartışıyoruz. Benim merak ettiğim daha çok somut bir durum. Sizin bugün 3. gününü dolduran adalet nöbetiniz polis marifetiyle, şiddet yoluyla sona erdirilme ihtimali var mı? Nedir siz? Yakın geleceği nasıl görüyorsunuz oradaki konumunuzu? Efendim, bu ihtimal var. Şu anda evet, kağıt üstünde milletvekili değilim. Ama milletvekilliği gasp edilmiş bir insanım. Ben evet. Kendimi bana soracak olursanız yine milletvekili olarak. Biz de zaten sizin altınıza milletvekili olarak yazdık. Sağ olun, teşekkür ederim. Çünkü gerçekten ben milletvekili olmadan önce de bu milletin hakkını savunuyordum. Celal Bey iyi bilir. Milletvekili olduğum zaman da canla başla çalıştım. Böyle gasıplıkla elimden milletvekili alındığı zaman da milletvekilliğim düşmez. Herkes bunu bilsin. Ben burada ilkesel bir mücadele veriyorum. Dünyada bir ilk belki. Ama canla başla da veririm. Bunu genel kurulda da söyledim. Ben inatçı, ısrarlı bir adamım ve canımı dişime takarak hakkı ararım. Ben haklıyım. Benim hakkım gasp edildi. Milletin iradesi gasp edildi. Ve bu duruşumu devam ettireceğim. Evet, polis gelip beni buradan alıp götürebilir. Böyle bir yasal durum var. Evet, hani bulunduğum HDP grup toplantı salonuna gelip beni alıp götürebilir. Ama bu ne demektir? Apaçık vicdana yönelik ikinci bir yanlış demek. Evet. Çünkü bakın, birinci yanlışı yaptı iktidar. Vicdanlar isyan etti. İkinci yanlışı yaparsa vicdanlar yine isyan edecek. Bu iktidar efendim Avrupa Birliği'ne mi girmek istiyordu? Duyamadım. Öyle insan hakları eylem planı mı açıklıyordu? Duyamadım. Böyle işlerle uğraştığını söylüyor. 1994'teki gibi hani beni alıp enseme bastırarak bir polis otosuna atma peşinde mi? Atsın. Yapacak bir şey yok. Yani gücüm onlardan fazla olmaz. Ama hani kamuoyu vicdanında tekrar kaybederler. 1999'daki gibi beni meclisten kovalamaya çalıştılar. Alpay Özalan kolumdan tutarak evet. Beni kuruldan atmak istedi. Bunun bir başka versiyonunu mu göstermek istiyorlar? Hani bakın, gerçekten ben sadece HDP tabanından değil, her farklı kesimden destek alıyorum. Ve insanlar ne yapmaya çalıştığımızı görüyor. İsterlerse buyursunlar, yapsınlar. Kaybedişlerini hızlandırırlar. Başka bir şey değil. Ve ben bu belki dünyadaki ilk eylemi ısrarla da devam ettireceğim. Kendi bilecekleri iş. Kendi yanlışlarında çırpınsınlar. Biz de sizi destekliyoruz Ömer Faruk Bey. Sağ olun. Evet. Teşekkür ederim. Sayın Gergerlioğlu, son cümlemizi alayım. Süremizin sonuna geldik. Ben direnişi devam ettireceğim ama vasıtanızla tüm değerli halkımıza, tüm topluma şunu söylemek isterim. Lütfen bizi yalnız bırakmayın. Biz evet. Burada arkadaşlarımızla birlikte gerçekten çok fedakarca bir eylem yapıyoruz. Çok iyi bir destek var. Hani gerçekten bakın, ben sabahtan akşama kadar bir saniyem boş geçmiyor. Birçok telefona cevap veremiyorum, mesajlara. Çünkü çok yoğun gelen giden var ve işte canlı yayınlar, çok önemli bir destek var. Ama bu daha da büyümeli. Hani gerçekten her kesimden iyi bir destek bekliyoruz. Sosyal medyadan ve her destekleyici unsurdan destek bekliyoruz ki bu adalet çığlığı, bu adalet direnişi, bu adalet nöbeti yerini bulsun. Gerçekten de yerini bulabilir. Ben tüm kalbimle buna inanıyorum. İnanın ki, yani inanmadığım işi yapmam. İnandığım için böyle ekstrem bir örneği gerçekleştiriyorum. Ve partimde Ömer, sen inanıyorsan biz arkandayız. Elimizden gelen tüm desteği veririz dedi. Sağ olsunlar, tam destek veriyorlar. Tüm arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar ve biz
olağanüstü bir ilgi görüyoruz. Bugün bir basın toplantısı yaptık. İnanın bizi duymayan, hiçbir zaman duymayan havuz medyası, yıllardır bizim basın toplantılarımıza ilgisiz kalan medya, havuz medyası büyük bir ilgi gösterdi. İnanılmaz bir büyük ilgi vardı ve biz sesimizi tüm Türkiye'ye ve dünyaya duyurduk. Ama bu yetmez. Tüm kamuoyu bu desteğe devam etmeli. Çok teşekkür ediyorum herkese. Hayırlı akşamlar diliyorum. Biz katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Adalet nöbetinizi, demokrasi direnişinizi biz saygıyla selamlıyoruz. Sizi izlemeye, size bütün sözünüzü, sesinizi duyurmaya da devam edeceğiz. Kolay gelsin diyelim. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, bu akşam süremizin sonuna geldik. Aslında Armağan Kargıl da bize birlikte olacaktı. Ancak süremiz yetmediği için Armağan'ı maalesef bu hafta alamadık. Son cümleniz varsa alayım arkadaşlar. Süremiz geçti. Bu şeyi fark ettim. Yani tabii Ömer Faruk inançlı bir insan. Ama o inancın temeline galiba inancını adaletten destek alıyor. AKP'de tam tersini yapıyor galiba. AKP'li inançlar. Yani yine aynı kadının ismini vermek istemiyorum. Dava çıkar yani bana. Yani onlar tam tersi. Adaletsizliği inançlarının temeline konuşuyorlar. Yok, orada inanç da yok, adalet de yok. Öyle inanç hayır, olmaz. Hayır, inanç da yok. Doğru. İnanç bir faça. Faça diyorum. Yani görünüm. Koray, senin de son cümle alayım. Hemen kapatmak ben zorundayım. Ben daha önce de söyledim ya. Yani aslında birçok şeyi gösteriyor Ömer Faruk bize. En fazla da muhalefetin nasıl yapılması gerektiğini gösteriyor. Bundan inşallah bir takım muhalefet partileri de gerekli dersi alır diye evet. Düşünüyorum. Peki, Armağan Kargıl'dan özür diliyoruz süremiz kalmadığı için. Koray Düzgören, teşekkür ederim katıldığın için. Teşekkürler, iyi yayınlar. Eser Karakaş Hocam, teşekkür ederim katıldığın için. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Çok harika bir program oldu, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Arakıp Duran, teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, bir Artı Gerçek programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.